Fatih Pisel mezunuyum. 20 yılı aşkın Çatak Belediyesi'nde işçi olarak çalıştım. 4-5 belediye başkanıyla çalıştım toplam. 2017 Temmuz ayında 692 KYK ile ihraç edildim. 5 çocuk babasıyım. Çocuklarımın biri lise mezunu, bir özel hastanede hemşire olarak çalışıyor şu anda. Diğer ikisi üniversiteye hazırlandılar. İnşallah iyi bir yer bekliyoruz kendini. Diğer ikisi de ikiz daha küçüktüler. 2017 Temmuz, yani Şubat ayında açığa alındık. 9 Şubat'ta. Temmuz ayında da KHK ile ihraç edildik. 12 Temmuz 2017'de. Sistemde baktık, ismimiz çıktı yani o şekilde. Ondan sonraki süreç çok zor geçti tabii ki bizim için. Sudan çıkmış balığa benzedi tabii ki. İş yok, güç yok. 20 yılını bir yere vermişsin. Tüm umutlarını bir yere bağlamışsın. Aniden seni kapı dışı ediyorlar. Net ev yok, barkı yok, kiradasın, öğrencin var. Yani bayağı zorluk çekti. Hala da çekmekteyiz o zorluğu. Tabii ki ihraç sebebimiz de yani haksız yere. Birkaç kişinin ifadesi üzerine, yani böyle somut bir şey yok. Sadece başkalarının ifadeleri üzerine bizi ihraç ettiler bu şekilde. Şu anda OAL komisyonunda red geldi. Şu anda 20. İdare Mahkemesi'nde bekliyoruz. Sahip çıktılar ama ne kadar çıkabilecekler? Onlar da durumları pek iyi değil. Yani diyelim ki böyle durumları iyi olsa, şey olsa, hadi diyelim bir aylık, iki aylık şey olsun. Olur ama o kadar yani. Başka nereye kadar yardım edebilirler? Pek fazla yardım edemediler. Hala borcum var, hala da borcum, kredi borcum var. Yani o zaman da 30 bin lira kredi borcum vardı. Ben 26'na kadar ödüyordum. Ondan sonra tekrar ödeyemiyordum. Tekrar 30-35'e çıkıyor. Şu anda o şekil. Şu anda zaten icralık olmuşuz. Yani 2-3 tane icramız var. Bu icradan dolayı yani herhangi bir yerde bir yardım falan da alamıyoruz. İcralık da şu anda yani. Tabii umutsuz olmaz. Yani umutluyuz yani muhakkak. Tabii ki umut vardır. Her zaman yani insan önünü göremiyor ama umut vardır muhakkak. Umudumuz vardır yani inşallah bu. Çünkü haksızlığa uğramış, tamamen haksızlığa uğramış. Yani umutkarız tabii ki. Umut varız. İlk başta valla İzmir'e gittim, bir çay ocağında çalıştım. Yani oradan geçinemedik, mecbur. Burada öğrencilerim vardı, evim vardı. Çünkü başka çalışacak kimsem yoktu. Mecbur onları okutmak için tekrar geri Van'a döndüm. İşte geldik buraya, bir arkadaştan devraldım burayı. Yani şu anda bu şu tezgahla geçimimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu tezgahı 2017 Kasım ayında açtım. Yani günlük 50 milyon, 60 milyon kalıyor bize böyle. Bu şekilde. Yani tabii daha iyi bir iş elimize geçerse ondan vazgeçeriz. Çünkü bizi duyurmuyor yani. Çünkü öğrencilerim var. Bundan sonra üniversiteye gidecek öğrencilerim olacak. Yani tıraş makinesi, el feneri, böyle çobanlara gidecek bıçak, ne diyeyim, atlet, baksır. Orada ben birkaç işe bakıyordum. Evlenme işlerine bakıyordum. Muhasebe işlerine bakıyordum. Yani türlü türlü birimlerde çalışıyorduk burada. Yani %80-90 az mı? Yani şu anda işte dedim ya, yani elimizde geçiyor 1500, en çok 2000. Evin kirayı, 700 lira kira veriyorum. Yani doğalgazdır, şudur budur, zaten şey kalmıyor. Öğrencidir, dershane parası, iki tane öğrenci dershaneye gönderiyordum zaten. 10 bin lira dershane parasını öderim. Yani bunları hepsini borç ederek yapıyoruz. Ondan borç ediyoruz, ona veriyoruz. Ondan borç ediyoruz, ona veriyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek ama nereye kadar gidebilir ki bu şekilde? Hayattan, devletten beklentimiz tekrar eski işimize geri dönmek. Herkes hata yapar. Sayın Cumhurbaşkanı da hata yaptığını söyledi.
Hani biz eğer biz de hata yapmışsak biz de ama yaptığımızı şey etmiyoruz da. Yani tabii sonuçta insanız. Yapmışsak dahi sonuçta insanız. Yani şimdi tekrar geri dönmek istiyoruz. Yani toplumdan fazla bir beklentimiz yok. Yani buradaki toplum bizi anlıyor az çok aslında. Batı'yı bilmiyorum. Batı herhalde biraz daha değişik ama bizim toplumumuz bizi anlamaktadır. Bu konuda toplumda fazla bir beklentimiz yoktur. Yani zaten gereken anlayışı gösteriyor. Bilen insanlar tabii ki. Gereken anlayışı gösteriyorlar onlar. Kimsenin ölmediği, kimsenin haksızlığa uğramadığı, daha doğrusu adaletin tecelli edeceği bir ülkeye hayal ediyoruz. Yani kısacası adaletin, hukukun üstün olduğu bir ülkeye hayal ediyoruz. Sadece bu. Zaten bunlar olursa her şey rayına oturur, her şey dört dörtlük olur diye düşünüyorum. Barış içinde, kardeşlik içinde herkesin herkese saygı duyacağı bir herkesin fikrine, şeyine saygı duyacağı bir ülke olmasını istiyoruz. Umutlu muyum? Tam bilemiyorum onu. Yani tam umutlu muyum bilemiyorum ama umutlu olmak zorundayım. Yani çünkü sonuçta biz bu ülkede yaşıyoruz. Başka gidecek yerimiz yok.